Tolga hocam, lenfatik sistemin onkolojik cerrahide nasıl bir önemi vardır? Bundan bahsedebilir misiniz? Lenfatik sistem hepimizin bildiği kan dolaşımına yardımcı bir dolaşım sistemidir. Kan dolaşımı büyük damarlar aracılığıyla hücrelere madde alışverişini sağlayan bir sistem. Bu dolaşım sırasında hücreler arasında bir miktar sıvı sızıyor. İşte bu sızan sıvıyı toplayıp tekrar kan dolaşımına sağlayan sistemin adı lenfatik dolaşımdır. Bu aslında halk arasında da ak kan ya da beyaz kan olarak bilinir. Ama aslında önemi kadar konuşulmayan bir sistem. Biz lenfatik sistemi özellikle bağışıklık sistemine katkılarıyla da tanıyoruz. Dolayısıyla kanser cerrahisinde lenfatik sistemin önemi aslında şuradan kaynaklanıyor. Hem infeksiyonların hem de kanser hücrelerinin ilk durağı ya da vücuda yayılmadan önce durdurulduğu yer lenf nodları. Dolayısıyla biz kanser cerrahisi yaparken lenf nodlarının durumunu merak ediyoruz. Çünkü bu bize hastalığın evresini de aslında tahmin ettiriyor. Jinekolojik kanserlerden bahsedecek olursak bizim için önemli olan lenfatik sistem özellikle alt ekstremite yani bacakların dolaşım sistemini etkileyen sistemler. Neden? Çünkü bizim jinekolojik kanserlerimiz rahim ağzı, rahim ve yumurtalık kanserleri. Bu kanserlerin cerrahi sırasında gerek pelvik lenf nodlarını gerekse paraaortik lenf nodlarını iseke ediyoruz. Pelvik lenf nodları bacaklara giden damarların etrafında yer almıştır. Dolayısıyla biz hastalığın evresini anlamaya çalışırken ya da gizli kalmış hücreleri vücuttan almaya çalışırken bu lenfatik sistemi ister istemez bir miktar bozabiliyoruz. Peki bu lenf nodlarının alınmasının bir sakıncası var mı? Bize bir problem yaratır mı? Evet, dediğimiz gibi bu beyaz kan dolaşımı özellikle jinekolojik kanserlerden bahsediyorsak bacaklardan bahsediyoruz. En sıklıklı da aslında bizim konumuz olmayan meme kanseri için bu önemli. Meme kanserinde de kollarda ödemlere sebep olabilir. Bizim için jinekolojik kanserlerde bacak ödemine sebep olabilir. Dolayısıyla biz aslında ne kadar onkolojik olarak iyi bir ameliyat yaparsak, yani ne kadar çok lenf nodunu çıkarırsak aslında o kadar lenf ödem yani bacaklarda şişlik riskini de beraberinde getiriyoruz. Peki bu yan etkileri en aza indirmek için yapabileceğimiz, önlemek için yapabileceğimiz bir yöntem, ameliyata ek bir yöntem var mıdır? Bunu uzun yıllardır tartışıyoruz aslında. Biz hani aynı zamanda hastalığın evresini anlarken lenfatik sistemi nasıl bozmadan bunu yapabiliriz uzun süredir araştırıyoruz. Bunun için sentinel lenf nodu konsepti mevcut. Sentinel lenf nodu tüm lenf nodlarını ayıklamadan belirli maddeler, belirli işaretleyici maddeler kullanarak tümörün ilk uğrayacağı sentinel yani Türkçesi nöbetçi lenf nodunu yakalayıp sadece o lenf nodunu çıkarma işlemidir. Bu da bazı jinekolojik kanserlerde kullanılabilir. Bunun içerisinde vulva, serviks ve rahim içi yani endometrium kanserleri sayılabilir.